Osman İbni Affan radıyallahu an ashab-ı kiramın önde gelenlerinden olup ilk Müslümanların dördüncüsü ve Hulefai Raşidinin üçüncüsüdür. Fil vakasından 6 sene sonra veya 574 senesinde Mekke'de dünyaya gelmiştir. Soyu Abdümenaf'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birleşir. Kureyş kabilesine mensup olup Emevi soyundandır. Annesi Erva binti Küreys, Allah Resulü'nün halası Beyza'nın kızıdır. Osman radıyallahu an iman ettiğinde pek çok sıkıntı ve çilelere katlandı. Amcası Hakem İbni Ebil As onu sıkıca bağlayarak hapsetti. Ve eski dinine dönmezse asla serbest bırakılmayacağını söyledi. Osman radıyallahu an dininden kesinlikle dönmeyeceğini bildirince kararlılığını gören amcası onu serbest bıraktı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında bulunan Müslümanlar İslam'ı açıkladıkları zaman Mekke'de İslam'ı duymayan kimse kalmadı. Hazreti Ebubekir, Said İbni Zeyd ve Hazreti Osman radıyallahu an gibi sahabiler insanları İslam'a gizlice davet ve teşvik etmeye koyuldular. Daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Hamza ve Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an gibi sahabiler de açıkça davet etmeye başladılar. Hazreti Osman radıyallahu an Müslüman olunca Allah Resulü Peygamber Efendimiz kızı Rukiye'yi onunla evlendirdi. Bu evlilikten ilk çocuğu Abdullah dünyaya geldi. Cahiliye döneminde Ebu Amr künyesiyle çağrılan Osman radıyallahu an artık bundan sonra Ebu Abdullah künyesini aldı. Sonra kızı Leyla doğunca da Ebu Leyla künyesiyle zikredildi. Hazreti Osman radıyallahu an iki defa Habeşistan'a daha da sonra Medine'ye hicret etti. Hazreti Osman radıyallahu an ikinci defa hicret ettiğinde Habeşistan'da bir müddet kaldı. Sonra Mekke'ye geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmekle emrolunduğunda Hazreti Osman diğer Müslümanlarla birlikte Medine'ye hicret etti. O Medine'ye ulaştığında Allah Resulü'nün şairi Hassan İbni Sabit'in kardeşi Evse misafir olmuştu. Bundan dolayı Hassan onu çok severdi. Allah Resulü onu Mekke'de Abdurrahman İbni Af ile kardeş yaptı. Hicretten sonra Medine-i Münevvere'de gerçekleşen kardeşlik akdinde de Evs İbni Sabit ile kardeş ilan edildi. Hazreti Osman'ın hanım Rukiye radıyallahu an ağır hasta olduğu için Resulullah Efendimizin izniyle Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Hazreti Rukiye ordu Bedir'de bulunduğu esnada vefat etmiş, zaferin müjdesi Medine'ye ulaştığı gün toprağa verilmişti. Fiili olarak Bedir'de bulunmamış olmakla birlikte Resulullah Efendimiz Hazreti Osman'ı Bedir'de katılanlardan saydı ve ganimetten ona da pay ayırdı. Hazreti Osman radıyallahu an Bedir hariç bütün savaşlara katıldı. Resulullah Efendimiz Zatür Zika ve Gatafan seferinde onu Medine'ye yerine vekil olarak bıraktı. Birinci hanımı Rukiye vefat edince Allah Resulü onu diğer kızı Hazreti Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. İnsanlık tarihi boyunca Hazreti Osman'dan başka hiçbir kimse bir peygamberin kızıyla evlenmemiştir. Bu sebeple Hazreti Osman'a iki nur sahibi manasına Zinnureyn lakabı verilmiştir. Hicretin 9. senesinde Ümmü Gülsüm de vefat etti. Mekke devrinde Habeşistan'a hicret eden Osman, Medine dönemi boyunca sürekli Peygamber Efendimizle birlikte olmaya gayret etti.
Hazreti Osman, zengin bir tacir, mükemmel ve zarif bir cemiyet adamıydı. Medine'de Müslümanların ihtiyaç içinde bulundukları her durumda onlara yardım eder, bilhassa ordu teçhizatında hiçbir fedakarlıktan sakınmazdı. Bu sebeple onun zenginliği meth edilmiş ve başkalarına örnek gösterilmiştir. Hazreti Osman, iffet ve haya yönünden de örnek bir şahsiyettir. Allah Resulü, meleklerin bile ondan haya ettiğini haber vermiştir. Hazreti Ebu Bekir halife seçilince Osman radıyallahu an ona beyat etti. Hazreti Ebu Bekir halifeliği boyunca onunla hep istişarede bulundu. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından evvel Hazreti Ömer'i halife tayin ettiğini bildiren belgeyi Hazreti Osman kaleme aldı. Ebu Bekir radıyallahu an Hazreti Osman'ın yazdıklarını ona tekrar okuttuktan sonra mühürletti. Osman radıyallahu an yanında Hazreti Ömer ve Üseyd bin Said olduğu halde dışarı çıktı ve oradakilere "Bu kağıtta adı yazılan kimseye beyat ediyor musunuz?" diye sordu. Onlar da "Evet" diyerek bunu kabul ettiler. Hazreti Ömer son haccında Allah Resulü'nün hanımlarının da hacca gitmelerine izin verdi. Yanlarında Hazreti Osman ile Abdurrahman İbn Affı gönderdi. Osman ara sıra "Dikkat edin, kimse hanımlara yaklaşmasın ve bakmasın" diye nida ediyordu. Müminlerin anneleri ise develerin üstündeki hevdeçlerle idiler. Hazreti Osman radıyallahu an 644 senesinde halife seçildikten sonra Hazreti Ömer'in yolunu izleyerek siyasetini devam ettirdi. Onun zamanında ordudaki asker sayısı daha da arttı ve fethedilen topraklar genişledi. Başta Sasani İmparatorluğu'nun son eyaleti Ermeniye olmak üzere Kuzey Afrika kıyıları, Anadolu'nun bir bölümü, İslam Devleti'nin hudutları içine dahil edildi. Hazreti Osman radıyallahu anh hilafeti devraldığında İslam fetihleri hızlı bir şekilde devam ediyordu. Osman radıyallahu anh İslami tebliğin girmiş olduğu yayılma sürecini aynı hızla devam ettirmeye çalıştı. Ermenistan, Horasan, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Trablus ve Taberistan'ı fethetti. İran'daki ayaklanmaları bastırıp merkezi yönetimin nüfuzunu yeniden tesis etti. İslam ordularının önündeki maniler kaldırıldıktan sonra Hazreti Osman komutanlarına hiç vakit kaybetmeden Cebeli Tarık'ı geçerek Endülüs'e girmeleri emrini verdi. Diğer taraftan Muaviye Hazreti Osman'dan izin alarak Suriye sahillerinde oluşturduğu donanma ile Akdeniz'e açılmış ve Müslümanlar denizlerde de Bizans'a karşı varlık göstermeye başlamışlardı. Bir müddet sonra Muaviye donanmasıyla denize açılarak Kıbrıs adasına çıktı. Abdullah İbni Sad Mısır'dan onun yardımına gitti. Kıbrıs yıllık 7000 dinar cizye ile İslam hakimiyetini tanımak zorunda kaldı. Bu miktar onların Bizans imparatorlarına ödediği meblağ idi. O günlerle ilgili bir hatırayı Cübeyr İbni Nefir şöyle anlatır. Kıbrıs fetholununca ahalisi dağıldı. Halk birbirine ağlıyor, üzüntü duyuyor. O esnada Ebu Derda Hazretleri tek başına oturmuş ağlarken gördüm. Ona, "Ey Ebu Derda, Allah'ın İslam'ı ve Müslümanlar üstün kıldığı bir günde seni böylesine ağlatan nedir?" diye sordum. Şu cevabı verdi. "Yazıklar olsun sana ey Cübeyr. İnsanlar Allah'ın emrini terk edince onun katında ne kadar da değersizleşiyorlar. Bunlar bir zaman iktidar ve mal mülk sahibi güçlü kuvvetli kişilerdi. Allah'ın emirlerini terk ettikleri zaman işte gördüğün bu duruma düştüler.
ashab-ı kiramın mağlup ettikleri düşmanları hakkındaki bu müşfikane duyguları ne kadar ibretlidir. Gözleri onların malında, mülkünde değil, gönüllerinin Allah'a yönelmesinde. Hazreti Osman devrinde Bizans'a karşı kazanılan en parlak ve kesin zaferlerden birisi, hiç şüphesiz Zat-ü-Sevari Deniz Savaşı'dır. Abdullah İbni Sad komutasındaki İslam donanması, İskenderiye açıklarında Bizans İmparatoru Konstantin komutasındaki büyük donanmaya karşı karşıya geldi. Bizansların gemi sayısı hakkında verilen bilgiler 500 ile 800 arasında değişmektedir. İslam donanmasının sahip olduğu gemi sayısı ise 200 civarıydı. Yapılan savaşta Bizanslar büyük bir mağlubiyete uğratıldı. Konstantin Sicilya adasına sığınmak zorunda kaldı. Sicilya ahalisi imparatorun zulmünden usanmış olduklarından Konstantin'i öldürdüler. Hicretin 32. senesinde Muaviye radıyallahu anh gemilerini İstanbul'a kadar gönderdi. Osman radıyallahu anh zamanında topraklar çok genişlemiş ve zenginlik iyice artmıştı. Maddi imkanların genişlemesiyle bazı içtimai değişmeler de başladı. Hazreti Osman hilafeti 12 sene sürdü. Hilafeti esnasında yaptığı mühim hizmetlerden biri de Hazreti Ebu Bekir zamanında toplanıp Musaf haline getirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i tekrar kontrol ettirerek çoğaltıp çeşitli merkezlere dağıtması oldu. Önceki halifeler gibi Osman radıyallahu anh da çok hadis rivayet etmemiştir. Onun Resulullah Efendimiz'den rivayet ettiği hadis sayısı 146'dır. Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh orta boylu, iri kemikli, güzel yüzlü, uzun sakallı ve esmer renkliydi. Alim, fazıl, çokça ibadet eden, salih, cömert, kerem sahibi Halim Selim son derece nazik ve mahcup bir zat idi. İnsanlar tarafından son derece sevilip sayılan, hürmet duyulan bir şahıstı. Son derece takva ve vera sahibiydi. Bütün yılını oruçlu geçirir ve her sene hac ederdi. Ayşe validemiz onun hakkında, vallahi o akrabasını en çok gözeten ve Allah'tan en fazla korkan bir kişiydi demiştir. Güzel halleri ve faziletleri çok, sıfatları mükemmel, keramet sahibi, tatlı dilli ve güzel konuşan şanı yüce bir zat idi. Osman radıyallahu anh, eli açık, iffetli, yumuşak huylu, herkesle anlaşan, hilim ve şecaat sahibi, müsamahalı ve cömert idi. Zahid, abid, gözü yaşlı, her şeye ibret nazarıyla bakan, sabr-ı cemil sahibi, çok şükreten, mütevazi ve haya ehliydi. İnfak ve cömertlikle temayüz etmiş, fukaraya bol bol ihsanlarıyla tanınmıştı. Evde olan her şeyi infak eder, sirke ile zeytinyağı yerdi. Yemeğin azını, amellerin ise büyük ve çoğunu severdi. Kur'an kıraati konusunda Allah'ın Resulünden ilim alanların en üstünüdür. Kendi başına kıldığı namazlarda Kur'an-ı Kerim'i bir rekatta hatmetti olurdu. Cemaate namaz kıldırırken de uzun sureler okurdu. Osman radıyallahu anh Allah Resulüne iki defa damat olmuş ve cennetle müjdelenmiştir. Peygamber Efendimizin sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir hadisi şerifini rivayet eden Osman radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'e büyük hizmetlerde bulunmuştur. Onun Kur'an'a çok ehemmiyet verip hizmet ettiğini gören halk da bu yolda yürümüş, İdarecilerini örnek almışlardır. Nitekim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri radıyallahu an Hazreti Osman'ın hilafet devrinde kıraat hocalığına başlamış ve uzun müddet bu vazifesine devam etmişti. Zaman zaman Kufe'de imamet ve Kur'an'ın muallimliğini yaptığı mescidi kastederek şöyle derdi:
Beni şu makamımda oturmaya sevk eden şey Allah Resulü'nün sizin en hayırınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir hadisi şerifindeki müjdeye nail olabilme arzusudur. Hazreti Osman'ın en mühim hizmetlerinden biri Kur'an-ı Kerim'i çoğaltarak belli başlı İslam merkezlerine göndermesi olmuştur. Yaptığı bu hizmetler sebebiyle Cami'ül Kur'an, Kur'an'ı toplayan vasfıyla tebcil edilen Osman radıyallahu an, Kur'an-ı Kerim ile çok meşgul olduğu için iki mushaf eskitmişti. Her sabah kalktıklarında mushaf-ı şerifi hürmetiyle öpmeyi adet haline getirmişti. Hazreti Osman radıyallahu an, cuma gecesi Bakara suresini okumaya başlar, perşembe gecesi hatmi tamamlardı. Yani haftada bir hatmederdi. Diğer sahabilerden İbni Mesud radıyallahu an da Kur'an-ı Kerim cumadan cumaya bir defa, Ramazan'da da 3 günde bir hatmederdi. Muaz radıyallahu an 3 günden daha kısa sürede bitirmeyi hoş görmezdi. Temim Eddari'nin de haftada bir defa hatmettiği rivayet edilir. Osman radıyallahu an hilmi, vakarı ve cömertliği ile meşhur olmuştu. Hayatı boyunca pek çok infaklarda bulunmuştu. Müslümanların susuzluk çektiği bir devirde Rumi kuyusunu satın alarak vakfetti. Zorlu sefer olan Tebük'e ordu hazırlarken en büyük maddi yardımı o yaptı. Osman radıyallahu an fazilette önde gelen sahabilerdendi. İbni Ömer şöyle der: biz Resulullah Efendimiz zamanında insanları derecelendirir ve şöyle sıralardık. Ümmeti Muhammed'in Resulullah Efendimiz'den sonra en eftali Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman'dır. Allah Resulü bu sıralamayı işittikleri halde itiraz etmezlerdi. Hazreti Osman'ın faziletine işaret eden bazı ayet-i kerimeler nazil olmuştur. Meşhur müfettislerden Dahhak bilgilendirdiğine göre, Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri yanında sıddık, özü sözü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. Ayet-i kerimesi herkesten önce Müslüman olan 8 kişi hakkında nazil olmuştur. Bunlar Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hamza, Talha, Zübeyir, Sad ve Zeyd radıyallahu an hazretleridir. Hazreti Ali bir gün insanlara hitap ederken, tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar ayetini okumuş ve işte Osman ayette bahsedilen bahtiyarlardandır demişti. Ashab-ı kiram arasında Osman radıyallahu an kadar güzel ve eksiksiz konuşan biri yoktu. Lakin o hata yapma korkusuyla hadis rivayet etmekten çekinir ve şöyle buyururdu: beni Resulullah Efendimiz'den hadis nakletmekten men eden şey, kendisinden çokça hadis ezberleyen ashabından olmayışım değildir. Lakin ben onun, kim söylemediğim bir şeyi benim ağzımdan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın buyurduklarını işittiğime şahitlik ederim. Osman radıyallahu an bütün seneyi oruçla geçirirdi. İlk saatlerinde biraz uyuduktan sonra geceleri de sabaha kadar ibadet ederdi. Allah Resulü'nün sünnetine candan bağlıydı. Onun izini adım adım takip etmek isterdi. Peygamber Efendimizin ehli beytine son derece tazim ve hürmet gösterirdi. Mesela binek üzerindeyken Allah Resulü'nün amcası Abbas radıyallahu anh yanına gelecek olsa hemen yere iner ve yaya olarak yürümeye başlardı. Münakaşa ve kaygıyı sevmez, zulüm ve haksızlıktan son derece sakınırdı. Bu yüzden kendisini şehit etmek için gelen katillere bile mukabele etmemiştir. Abdurrahman İbni Mehdi şöyle der: Hazreti Osman'da 2 ahlak vardır ki bunlar ne Ebu Bekir Sıddık'ta ne de Ömer'de mevcuttu. Birisi mazlum olarak şehit edilinceye kadar sabır göstermesi,
İkincisi de tüm Müslümanları bir Musaf-ı Şerif üzerinde toplamasıdır. Hazreti Osman radıyallahu anh asiler tarafından 22 gün muhasar edildikten sonra Medine'de şehit edilmiştir. Şehit edilirken Hazreti Hasan ve Kelp kabilesinden olan zevcesi Naile binti Ferafisa yaralandı. Hazreti Osman'ın naaşı geceliğin hanımı ve birkaç samimi dostu tarafından gizlice defnedildi. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan dönem İslam tarihinde bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu tarihten sonra iç karışıklıklar ve fitneler birbirini takip etmiştir.